karar verdiniz? Ne oldu da yollarınız ayrıldı? Aslında birbirinizi seviyormuşsunuz. Evli olduğunuz o sırada bilmiyorsunuz. İdem Hanım. Ama eşi, Aysun Hanım biliyor diyor. Birazdan Aysun Hanım'ı da canlı yayına alacağım. Eşi canlı yayınlarda ve Instagram gibi platformlarda kocasının alenen dolandırıcı ve birçok kadına bunları yaptığı için ben de bu olayda mağdur olacağımı anladım. 23 Kasım tarihinde karısından, 24'ünde de kocasından şikayetçi oldum. Aysun'un zaten Instagram paylaşımlarında daha önce birçok evlilik yaptığını, benim gibi birçok kadın olduğunu ses kayıtlarına kadar size teslim ettim. Zaten bu kadın... Yani siz Murat Bey'in dolandırıcı olduğu ile ilgili bazı bilgiler ve iddialar size gelince siz Murat Bey'den sevmenize rağmen yollarınızı ayrıldınız. Şu Murat Bey de buradaki şeylerde diyor ki ya ben onu seviyordum ama işte birbirinizi sevmişsiniz de anladım. Ben onu sevmedim. O sevdim diyor da o yüzden. Ben onu sevmedim. Ha, o sevdim diyor tamam. Kendisi hanımı daha önce birçok kadını mağdur ettiklerini bana dolandırılan insanlar anlattı. Şimdi Aysun mağdurlar Hanım... bana ulaştı. Aysun da bunun TC'sini, kimliğini paylaşınca tamamen kafamda oturdu. Yani bu adamın başka türlü bir mesleği yok. Ve ben şikayetçi olduğum gün polis sisteminde 35 tane dosya gördüm. Daha neyini sevebilirim? Neyini bekleyebilirim? İdem Hanımcığım şimdi olay sizin kocanız dolandırıcı mı? Lafı dolan şey sizin kocanız dolandırıcı mı? Aysun Hanım siz de böyle paylaşımlar yapmışsınız çünkü. Ben o paylaşımı eşime çok sinirlendiğim için kendimce öc almak için yaptım. Boşanma açtığım boşanma davalarına gelmediği için. Onun dışında kesinlikle öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum İdem öyle Hanım, bir şey bu protokolü olsa, sorar mısınız? Ben hayatındayken kocasının sahte protokol hazırlandı. Avukat hanım da bence incelerse TC'nin sahte olduğunu ve Aysun'da bazı malları almak için kocasının hakkında iki şikayetinin de savcılıkta mevcut olduğunu sorar mısınız? Şenay Hanım'ın amacı benim onun üzerinde olan şikayetlerimi geri çektirmek ama çekmeyeceğim. O davalara tek tek çıkıp sen devletle yargılanacaksın. Televizyonlarla, dükkanlar kurşunlatarak bana şikayetimi geri aldıramayacaksın. Suçluluk psikolojisiyle saldırmaya çalıştığını asıl dolandırıcı kendisidir. Kocamın 3 arabasını, 12 bileziğini ve eurolarını aldı, uzaklaştırmayı alıp çilingirle kapıyı değiştirip kapıya koydu. Evlilik vaadiyle kocamı 4,5 milyon çarptı. 4,5 milyon. Kocasının şikayetiyle alakalı evet. Dosyadaki ifadesinin aynısını ezberlemiş. Burada aynısını söylüyor. Yargı merciğinde kovuşturmaya yoktur kararımla beraber kamu davası açıldı kendilerine. Gördüm. Kırıkkale. Kırıkkale'deki kadına nasıl yalvardığını anlatır mısın? Aysel Hanım'a. Ama susarsan anlatacağım. Yoksa anlatamam. Bu şekilde iletişim kuramayın. Turgay'la bunlar işbirliği yapıyor. Bana diyor ki o mağdur. Çünkü bana mağdurlar ulaşıyor. Peki Aysun Hanım siz kocanız... Bak şunu ben gördüğüm kadarıyla Murat Bey'in kendisine dönmesini istemiyor. Ya böyle bir kadın bu yalanı söylemez ki diyor Murat yani Bey. Bana ne ya? Ben döndürmek istesem zaten dönerdi bana. Bana aşıkta tapıyordu Murat. Öyle mi? Evet bayılıyordu. Bana yalvardı mesajlar var. Yani siz şu anda Murat Bey'i ikna edip yanınıza çağırabilirsiniz. Hayır Didem Hanım. Benim derdim barışmak, şikayetleri çekmek değil. Kanun belli, nizam belli. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Savcılıklarımız, Allah emniyetimiz, Allah. Kolluk birimlerimiz bütün dosyaların takibinde. Hakkımda dolandırıcılıktan tek dosya bununla alakalı şikayet bunlarında. Başkaca dosyalarımı hepsini size ben verdim. Bakın. Evet bakıldı. Eskiden de tehdide maruz kaldım. Murat Beyciğim şu anda tek bir başıma kadın olduğum için beni tehdit ediyor. Hamilelik olayı da doğrudur. Halkalı'da da kliniktir. Doktor da şahittir. Murat'ın mesajları da sabittir. Sen bizim birbirimize olan saygımızı, sevgimizi zedeledin. Evlilik birliğimizi zedeledin sen. Kuyumcudan altınları alan da Murat'tır. İman nikahı adı altında adama mehir altın aldırmış 12 tane. Zaten hepsi Murat'a ait. Kuyumcuya gidip bize de sorabilirsiniz. Hayır, bir dakika Şenay Hanım siz dine nikah mı kıydırdınız? Hayır Murat'la evet, dine nikahım evet, yoktu ki benim. Evet. Ama olmaz evet, ki evli adam zaten nasıl? Evet. Dine nikahım yoktu. Öyle bir şey yok diyor. Boş ol dedirtti kocama. Ses kaydı mevcut kocama. Ya ne boş oldu ben nikah kıymadım ya. Kıysam kıydım derim. Senin kocanı hangi hoca kıydı? Aynı, bir kere hocalar kıyamıyor ki yasak. Kıyamaz ya, yasak olmadan. Hukum, yani yasak yani. Bir ay önce adamı 700 milyar çarpmışsın. O da bağlanmadı. Ya ben şunu diyorum benim kuyumcumla mobilyacıyı niye çarpıp gitti kocan? Kuyumcudan da alan Murat, mobilyacıdan da alan bak, Murat. Bak suç kabul ediyor. Kuyumcudan 5 tane altın senden niye alıyor parasını vermiyor? Yani mobilyacıyı niye çarpıyor? Aysun Hanım dün de şu iddiada bulundu. Sizin kocanız eve girip evdeki 4000 euroyu alıp gizlice girip almış. Söyledi kocamın parasıdır. Kocam eve koyar şu anda da öyledir. Evet kocamın parasıdır. Hatta kocama gel al euroları bozdur da Aysun'a o da demiş para ki sana olan borcumu ödemek için aldım geri ödeyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Tutar mısın? Aysun Hanım. Allah Allah. Dur Aysun Hanım kocanıza neden döndünüz? Sizi aldatmış. Başka bir kadının yanına gitmiş. Onun benim bir tane kız çocuğum var. Burada da kız çocuğum
çocuğum için oturuyorum. Kocam için de değil, bu kadın için de değil. Kız çocuğum için barıştım ki kız çocuğum yarın bunun gibi bir kadın olmasın diye. Şunu kaçırdı. Şenay da zeki bir kadın. Ve beni arayan mağdurlar beni hep uyardı Didem Hanım. Evet, bu karı koca şebekedir. Murat bizi dolandırdı. Lütfen dikkat et. Yanındaysa uzaklaş dediler. O adamlar hepsi bağlanacak. Bana 10 tane adam diyor ki Allah rızası için uzaklaş. Abi diyorum siz ortağıymışsınız. Ne ortağı diyor. Bir dosyalar, bir evraklar geldi. Milletvekilinin kartıyla insanları dolandırıyor. Anlamadım. Bir daha sürekli sonra... uzlaşmak için kendi numarasından 1877 Instagram hesaplarından bana mesajlar attı. Hepsi duruyor bende. Uzlaşmadığım için en son buralara çıktım. Uzlaşmayacağım seninle. Ben uzlaşmak istemedim. Arkadaş... Milyonların önünde soruyorum. Şenay sen Aysun'la ve kocası Murat'la anlaşmak, uzlaşmak istiyor musun? Hayır Didem Hanım. Şu anlamda uzlaşmak istemiyorum. Benim hayatıma Covid-19 bitti. Covid-19'a çözüm bulundu. Ben bunlara çözüm bulamadım. Virüs gibi, parazit gibi yapıştılar. Benden ve kızımdan uzak dursun. Ben sizin yayınınızdan çıkıyorum. Sosyal medyada benim kimliğimi alenen paylaşıyor kızımla beraber. Peki. Benim çocukluk arkadaşımla kızımın dayısı dediği fotoğrafa bu kadın acaba babası mı bu? Acaba bu çocuk bilmem ne mi? Çocuğu işin içine karıştırıyor Hala musunuz? Hala çocuğunu karıştırıyor. Bir de utanmadan orada oturuyor be. Aysun'un, terbiyesiz. Aysun'un bakın. Suçlamaları kabul etmiyorum Şenay. Kendini koru. Bir dakika bir dakika Aysun Hanım, siz kızını 5 yaşındaki bir kız çocuğunu... Yeter, çocuğumu paylaşma, gel beni paylaş. Ya da gel buraya gel. Ya da adres ver bana, gel buraya da ben Didem seni karşına bana, çıkayım. Didem benim çocuğumdan uzak dur. Benim öyle bir sayfam yok. Ben paylaşmıyorum ve ilgilenmiyorum. Benim seviyem değil kendisi. Aranızdaki kavga ne olursa olsun. Çocuk bak, karıştırılmaz. İkiniz de kız çocuğu annesisiniz. Erkek çocuk da fark etmez. Çocuk çocuktur yani. Kız erkek falan. Çocukları lütfen sizden çok rica ediyorum. Siz de öyle Şenay Hanım. Aysun sen de öyle. İkiniz ben de lütfen. Ben hiç katmam. Ben ama bir şey yapayım de. Lütfen. Çok rica ediyorum. Yaptınız demiyorum. Lütfen çocukları bu tartışmaya meze etmeyin ve karıştırmayın. Kendi hesabınızı peki, kendiniz ya. Görün. Tamam Aysun'cum? Tamam Şenay'cım? Şey bu çocuğu elinden aldırtalım bu kadının diyor ya. Kalkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor. Hangi hesaptan? Kendi sayfalarını mağdurlar yapıp paylaşıyorlar beni. Öyle mi Aysun? Bir dakika Aysun dinleyelim. Aysun kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Yalan, yalan. Ha, bak yalan konuşan insan nasıl belli ediyor kendini? Nasıl? Allah psikolog var izliyorsa baksın ya. Bir daha Aysun'cum özür dilerim. Lütfen sorunu unutma. Böyle çıldırıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle inkar ediyor ya Didem Hanım. Ben buraya niye geldim biliyor musunuz? Bunlarla 8 aydır sosyal medya bana bunları yapıyorlar. Siz açıklar kavuşturun diye. Tamam her bu hesaptan kızımı paylaşmasınlar benim. Tamam ben de uyardım ve paylaşmasın. Lütfen eğer yapıyorsa paylaşmasın. Ama yalan söyledin Aysun Hanım'ın vücut dilinden nasıl anladın? Böyle yapıyor. Sıkıştığı zaman belli. Ha, takılıp kalıyor yani. Takılıp kalıyor tabii ki Didem Hanım. Car 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 konuşan kadın suçlamaları kabul etmeden kibar oluyor. Car 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 konuşan. Peki Aysun sen hesaplarından, kendi hesaplarından canım çocuğun şeylerini, görüntülerini ve Şenay'ın kimliğini paylaştın mı paylaşmadın mı? Kesinlikle yalan paylaşmadım. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Çocuğu karıştırmıyoruz ya hani. Benim çocuğum 2 ay. Bu kocamı yanına alıp dolandırırken 2 ay baba diye hastanelik olduğunda çocuğumu babasına arattırmadı. Dedi ki aradığın an, gittiğin an mallarını vermeyeceğim. Benim çocuğum hastanelik oldu. Acımadı mı bir sorar mısınız? Çocuğu hastanelik olmuşsa kendisi kanında mikrop varmış. Kocasını tehditle para istedi. Bak, mesajları bak, var. Nasıl biliyor gördünüz mü? Ve çocuğu hanım, benim yüzümden değil. Ben Nide'den kırklar eline çocuğa enfeksiyon yollamadım. Böyle sihirli güçlerim yok. Çocuğa bakamıyor. İnşallah. Adalet yerini bulacak inşallah. Ortalık çok karışacak. Çocukların hayatını mahvetti. Kızımın hayatını mahvetti. Sadece çocukların hayatını mahvetti. Fatma'nın şok iddiası. Mustafa yaptı, Mustafa yaptı. Başka kimse yok. Kendisinden başka kimseyi öldürmedi çocuğumu. Mustafa canlı yayında bu iddiaya ne cevap verecek? Ölüyse ölü, diriyse diri olduğunu bir gün olsun söyleyecek o. İlk kez konuşacak. Sadece onun yeri var çocuğumun da. Sürpriz tanık 10 yıllık sırrı çözecek mi? O hastane yalan. Sadece beni kandırmak için. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Gelsinler buraya konuşsunlar. Her şey anlatsın.
aslında. Onlar bu olayı biliyorlar. Burhan aşk cinayeti kurbanı mı? Üç kadının yanına neden gidiyor? Gelsinler açıklasınlar. Karısı Sevgi'den inanılmaz suçlama. Gamze'yle görüşüyor. O gün eşim zaten işe hiç gitmemiş. 4,5 sıralarında. Sevgi'nin suçladığı üç kadın kim? Son bir yılda eşimin hayatına girdi. Bir yıl sonradan zaten öldürüldü. Sürpriz tanığın sözleri şok etkisi yaratacak. Burhan neden Feride'yle bir ilişki yaşıyor? Ben işte bunu anlamıyorum. Ne oldu? O arayı ben soramadım ki. Arkasından. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Hiç kimseyi saklamıyorum. Kendisinden başka kimse de yok. Mustafa yaptı, Mustafa yaptı. Başka kimse yok. Mustafa'dan başka da yapan yok. Ben kimseden beni oraya zorla tutmadınız. Beni ayağıma, bacağıma bağlayıp da tutmadınız. Ben kendi isteğimle geldim. Kimse de beni zorla götürmedi. Ben kendi isteğimle geldim. Şu anda yani da bir... Ben ilkinde korkuyordum ben konuşamam yayında diye. Evet. Yayında konuşamam diye ben acı keklemem var, şeyim var. Onun için konuşamam diye çıkmak istemedim daha doğrusu ilkin. Ama sonra konuştuğum için de Büşra'nın şeyiyle çıktım. Peki hep dışarıda böyle kendini kamufle mi ettin yolda dolaşırken? Beni kimse zorla götürmedi. Anladım. Teşekkür ederim bunu söylediğin için. Önemli. Ya ben burada insanı... demesin ha. Ben nasıl seni zorla tutabilirim ki? Nasıl burada zorla görme, tutabilirim? Burada görme, gör... Hayır ben sizden kaçmadım. Ben sizden kaçtığım için değil. Ben sadece millet bana soru sormasın. Yani burada demesinler diye. Yani birbirlerine konuşmasınlar. Ben iyice kendimden yani şey oldum. Peki kendini kamufle etmek için ne yaptın? Gözlük mü taktın? Eşarp mı? Yani zaten eşarplısın ama böyle daha da mı örtündün? Nasıl kendini kamufle etmeye çalıştın? Ya ben yazmamı değiştirdim mesela. Oradaki örtündüğüm şeyi değiştirdim. Gözlük kimin gözlüğü? Kendim aldım. Kendin aldın. Ya bu bu fikir kendi, tamamen senin kendi fikrin. Ya zaten tamamen kendim. İstanbul'da da kullanıyordum zaten. Hala oteldeki durduğumda da kullanıyordum ben kimse tanımasın diye. Yani sorulardan şeylerden yani milletin erkeklerin bakışından, milletin şeyinden bakışından inan ki nefret ediyorum. Bakmasını istemiyorum. O beni 72 sevgili diye milletin bakışından sevmiyorum. Ya milletin bakışını ya da sevgili muhabbetini geç de biz sonuçta kızının bedenini arıyoruz. Batma. Kızını ya ben arıyorum. Zaten ben sevgili şey ne değilim. Ben sadece çocuğum istiyorum. Yani ne olursa olsun ben çocuğumun kanı yerde olmasını istemiyorum. Kanı yerde kalmasın. Ama işte bunun onun için... cezaevine girmesini istiyorum. Elini bağlayıp da Hüseyin'i çocuğum için girdiğini istiyorum. Ben çocuğumun için hapishaneye girdiğini görmek istiyorum. Ben çok özledim. Ya mezarını daha istiyorum ben şimdi mezarını istiyorum. Çocukların hayatını mahvetti, kızımın hayatını mahvetti zaten. Ötekilerin hayatını da mahvetti. Yani sen kendi yaşıyor yaşayacağı yerde. Bu yayınlarda olmadığın zaman hiçbir muhasebe yaptın mı? Yani yayınlarda çünkü böyle kendini sürekli saklıyorsun Fatma. Ama yayınlardan sonra ben saklamıyorum. Ben Didem Hanım benim bildiklerim bunlar. Bilmediğim şeyi bir söyleyemem. Çünkü görsem zaten durmazdım ben. Görseydim kesinlikle durmazdım. Onun hayatını mahvederdim. Ona, neyi görseydin yani durmazdım? Çocuğum öyle bir şey yapacağını bilseydim. Çocuğumu benimle kaçırdı Didem Hanım. Beni yani sadece manasıyla hastaneye götürüyorum diye elimden aldı götürdü çocuğumu. Yani ama durmazdım. Bizim aldığımız... Ben eğer çocuğuma bir zarar vereceğini bilseydim durmazdım. Burada olduğumuzu bilmesin diye yani Mustafa'dan da bilmesin burada olduğumu söylemesinden diye kaçıyorum. Peki Mustafa yani çünkü senin... Çünkü onun memleketine geldim. Mustafa senin nerede olduğunu lütfen nerede olduğunu adresini söyleme rica edeceğim. Mustafa senin nerede olduğunu araştırdı mı? Söylemeyeceğim. Araştırdı mı? Ya, araştırdı. Öyle yani mi? Çünkü ben ne yapsam yanındaki haber veriyordu ona. Ben istemedim. Sen... Ya bir de sığındığım evden dolayı olsun mesela yani bunlar da kötü şey olmasın diye yerimi belirtmeye çalıştım. Yerime çıkmıyorum bir yere. Ya Yasin trafik kazası geçirmiş. Ya herkes kötülenmesin. Yasin trafik kazası geçirmiş çocuğun yanına ya gitmemişsin. Neden? Korktum o yüzden mi gitmedin? Ben trafik kazası geçirdiğinden beri ben her şeye haberim vardı. Ben çocuğuma ulaştım. Ben çocuğumun iyi olduğunu ulaştığım için de yani gelemeyeceğimi biliyor. Çocuğum da hala Tahsin'im de bana ulaştı. Hala Zeynep annesi gelsin demiş. Annen gelsin Yasin'in başına demiş. O da annem sen olduğun sürece gelmez oraya demiş. Kapatmış yüzüne.
Hayır, sen Zeynep hastanede... Ben sürece gitmem bir yere. Ben kimseyi de saklamıyorum. Bu saatten sonra da kendi canıma da ortaya atmaya hazırım. Ama öyle bir şey yok. Kendisinden başka kimseyi öldürmedi çocuğumu. Sadece onun eli var çocuğumun da. Ne yaptıysa kendi yaptı. Çocuğunu neden öldürdü? Öldürdüyse... Çocuğuma ne yaptıysa o, yani çocuğumu ortadan kaybetmesi için beni şüphelendiğimi anlayınca çocuğumu bu ortaya çık diye çocuğumu mahvet. Evladı yok ya ortada. Hala daha çocuğumu konuşmuyor, sevgili konuşuyor, başka bir şey konuşmuyor. Evet, yani kimin yanında beni olduğunu. Beni kandırdı Didem Hanım, ben onu aynen ben onu sakladığım için ben çok pişmanım. Ona kandığım için çok pişmanım. Neden kandın? Kaçtığına inandım çünkü onun yapacağını hiç inanmadım. Baba dedim yapmaz. Bir insan evladına kıyamaz dedim, yapmaz dedim. Hiç de aklıma gelmedi. Aklım ucundan daha geçmedi. Oyunla planla benden elimden aldı. O gece ne yaptıysa o gece yaptı. Yani çocuğumun canını aldı. Kendi yaptı, başka kimse yok. Hatta dün şunu söylemişti Türkan. Çocuğuma geğeni zarar verdi, geğeni kaybetti. Peki son çocuk kaybolduktan sonra Mustafa çok mu ağlıyordu? Onu söylüyormuşsun sen de özellikle çok ya söylüyordun da çok fazla ağladığını yeni yeni söylüyormuşsun etrafındakilere. Yani sürekli böyle ağlayıp sürekli gözyaşı döküyormuş. Ne kadar sürdü Mustafa'nın ağlaması? Ya pişmanlığını yani filmde televizyonda bilen bir film çıksın ağlamaya başlıyordu. Yani pişmanlığı bilmiyorum ne niçin ağladığını ama şeyden dolayı ağlayabiliyordu. Ya. Önceden de ağlardı. Ama tabii içine bilemem. İçine girmediğim için içine bilemem. Hayır hayır. Çocuk kaybolduktan, çocuğu öldürdü diyorsun. Öldürdükten sonra vicdan azabıyla mı ağlıyordu? Yok da duygusal olarak bir film izleyiş mi? Ya anlarsın anladın mı? Bu adam sürekli böyle bir gariplik hiç yok muydu Mustafa'da ya? O kadar mı hiç Mustafa'dan anlamadın, şüphelenmedin o zamanlar? Yok hiç gariplik yoktu. Mesela uykusuzluğunda bir değişiklik yoktu. Uykusuzluğumla hiç değiştirmedi. Yani bir insan rahatsız olur. Mesela bir korkar. Ben uyumadığım için çünkü hep şeyliydim. Uyumadığım için hiç görmedim. Kendi halinde yani ağzından lokmasını alsan hiçbir şey diyemeyecek bir çocuktu. Saftı. Biri kendisine zarar verse. Bebek dizide bana. 5 yaşındaki çocuktu. 5 yaşındaki çocuktu. Başka bir şey değil. Kendileri gibi göz açık bir şey değildi. Dolaşmak var. Biri onun bedenine zarar verse anlamaz mıydı? O kadar anlardı ama konuşamazdı korkusundan. Korkusundan konuşamazdı. Ya köy yeri zaten kimse kolay kolay konuşamazdı. O hiç konuşamazdı. Ne dedin Fatma? Yani çocuğumu korkuttu kesin Didem Hanım. Yani denge bir şey demedi. Kesinlikle korkuttu çocuğumu. Ya da anlamadı. Hiçbir şeyden anlamadı. Kesinlikle öyle bir şey. Yani öyle bir çocuk, göz açık bir çocuk değildi. Başına ne geldiğini belki de anlamıyordu. Seni anlatmak var. Hoşça kal demedim. Hiçbir zaman kimseye. Neden? Ayrılık dedi. Ya böyle bir çocuğun arkasını nasıl aramadılar ben onu anlamıyorum. Sevmek. Ya böyle saf. Sevdim. Beni çocuğu kim kandırdı, sustu kim götürdü diye. Yani niye aramadılar? O da ben onu yaptığı için, o da yaptığı için. O yaptı çünkü o yaptığı için adını bile aldırmadı evde yani ki adını ya alacak tamam, olursa beni uyandırır bak, diye belki de tamam, beni... Tamam kandın ama tamam başkasının götürdüğüne inanmışsın ama hiç demedin mi? Arayalım çocuğumuzun arkasını kim götürdüyse bulalım. Belki kötü bir yerde, belki başına bir şey geldi. Ya, beni zaten korkutma şeyiyle yaptı zaten. Ha hapishaneye gireriz işte. Ama sen bunu sonradan şey anlıyorsun. Buraya gelince anlıyorsun sokalar. Sen ama onu. Şimdi, hayır. Hayır çocuk o zaman da söylüyordu. O zaman her zaman söylüyordu. Çocuk yani çocuklar ufak. Hani hapishaneye gireriz suçluyuz. Hep söylüyordu. O gün gece eğer bir yere attıysa da gömdüyse de eğer hazırlamadıysa o gün gece kesin bir yere koydu. Ertesi gün geldi gömdü. Ama onu bilemeyeceğim. Bir de İsparta'ya gittiğimizde bu işe gitti. Yani tarih belli oluyor. İşe girdiği de belli. Ama sonradan bir gelmiş gitmiş. Yani sık köyde gitmiş. Gören var. Sık sık gelip gidiyordu merak ediyorum. Nereye gitti? Çocukları baskı yapmaya mı gitti? İşleri varmış. Nasıl işleri var Mustafa'nın? Onu merak ediyorum gerçekten. Eminim siz de merak ediyorsunuz.